saatte kitap. Vay, mürşidimizin isteği. Cüneyd'i aramak varken bu angaryalar. Zeynep, inanmıyorum sana. Benimle gerçekten konuşur musun artık? Sokakta gözyaşlarını görmedim mi sanıyorsun? İkimiz de gördük. Cüneyd şu ekrandaydı. Gördüm. Ben de gördüm işte, onu diyorum. Bir dakika. Gördün. Evet, gördüm Cüneyd'i. Uzaktan. Yalnız değildi. Gitmedin mi yanına? Anlatmadın mı olanları? Nasıl görünüyordu? Sağlığı nasıldı? Bir kız vardı yanında. Sen Cüneyd'i gördün, buldun. Sonra yanında bir kız olduğunu fark edip, pes edip geri döndün. Hiçbir şey olmamış gibi, öyle mi? Allah'ım, aklımı mukayyet ol. Zeynep, kendine gel. Pes ettiğin an kibirine yenik düşmüşsün. Kibirden Allah'a sığınırım. Git. Konuş Cüneyd'le. Bak, bunu kimseye değilse bile bana borçlusun. Dediğiniz kitabın izini buldum. Lakin eski gazetelere bakmam gerekiyor. Maşallah, maşallah. Peki bir vakit aralığı var mı bu bakacağın gazetelerin? Bir de nereye bakmak icap eder? Bir kütüphane var. Orada var eski gazeteler. İyi bakalım, münasiptir. Buraya bakın. Zeynep Hanım anneye kütüphane araştırması için refakat edeceksiniz. Haydi. Allah işinizi rast getirsin bakalım. Burada işim kısa sürer. Döneceğim ben. Özellikle aradığınız bir kitap var mı? Cüneyt. Merhaba. Beni tanımadın mı? Sizi tanıyan bir daha unutmaz. Levent ben. Kusura bakmayın. İsminizi söylemediniz. Tekrar memnun oldum. Ben de. Zeynep. Levent amca. Cüneyt, ne oldu ona öyle? Tamam, üzülme, sakin ol. Beni tanımazmış gibi yaptı. Gibi değil. Tanımadı. Nasıl? Dissosiyatif bozukluk deniyor buna literatürde. Yani beyin büyük bir travma geçirdiğinde böyle kendini koruma altına alır. Bunun içinde geçmiş anıları unutmak da var. Başka bir kişiliğe bürünmek de. Yani Cüneyt burada kendine iyi bir hayat kurmuş. Ve yeni bir kişiliğe bürünmüş maalesef. Levent amca, madem biliyordun, neden söylemedin bize? Aylardır gözüme uyku girmiyor.
Ah be kız. Mira, Mira. İnan bana, ben de yine öğren. Ben gördüm onları. Mira da yanındaydı. Gidemedim. Mira'ya kızma. O da kötü zamanlardan geçiyor. Annesi, dedesi, okul, sen, Meryem. Bilerek yapıyor, ben biliyorum. İnat etti, geldi, bağırdı, çağırdı bana. Ama Cüneyt beni hatırlayınca... Hayır. Hatırlamamalı. Hatırlamamalı. Yani buna daha zaman var Zeynep'ciğim. Eğer şu an hatırlarsa onu sonsuza kadar kaybedersin. Söyleyeceğim ben. İhtiyacım var ona. İhtiyacımız var. Zeynep, eğer şu an Cüneyt annesine olanları hatırlarsa kendi canına bile kıyabilir. Tamam, üzme kendini. Lütfen. Ben bir yolunu bulacağım. Olur mu kızım? Hem de en az zarar göreceği bir yol bulacağım. Bak annen de uyandı. Ben ikisine de yardımcı olacağım. Lütfen. Ağlama artık. Hadi. Alo savcım. Ah. Bu iyi haber. Bu müjde. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Size de iyi günler. Hadi senin yüzünü güldürecek bir haber vereyim. Annen tahliye oluyor. Gerçekten mi? Evet. Allah'ım şükürler olsun. Ama dergaha gelemez ki o. Bebeği de bilmiyor. Biliyorum, ben onu da düşündüm. Merak etme. Yani Vahit'ten ne kadar uzak o kadar iyi. Şimdilik bizde kalacak. Artık sonrasına sonra bakarız. Levent amca, her şey iyi olacak değil mi? Olacak kız, olacak. Sonrasında seninle bir şey konuşacağım. Yani bir şey konuşacağız. Ama sonra. Bekleyen var mı? Tamam, onları daha fazla cinlendirmeyelim. Hadi sen git, ben de annene gideceğim. Hadi. Ha Zeynep. Mira'ya kızma. Anlayacaksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.